milletler tarihinde dönüm noktaları olur. Bizim aslında Anadolu'daki dirilişimizin, kıyamımızın hizmet noktasındaki en önemli başlangıç zaferlerimizden bir tanesi 1071 Malazgirt Zaferi olarak karşımıza çıkıyor. Elbette Malazgirt Zaferi sadece Türk'ün değil, aynı zamanda Müslümanların bir zaferi olarak da algılanması gerekir. Böyle baktığımızda da 1071'de başlayan diriliş ve kıyamımız gerçekten bir Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı ve bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetmiştir. Dahası İlahi Kelimetullah'ı Viyana kapılarına kadar Balkanlarda yaymış. Böylelikle İslam'a, Müslümanlara ve insanlığa bir ışık olmuştur. Ben de Muş valisi olarak atandıktan sonra bölgeye biraz daha konsantre oldum. Ve özellikle Malazgirt'in daha çok tanınması, bilinmesi ve gençlerimizin Malazgirt'e gelerek ecdadıyla, zaferleriyle buluşması ve yine bölgedeki kardeşlerimizin batıya gelerek aslında daha çok buluşmalarını, kaynaşmalarını sağlayacak projeler üzerinde kafa yormaya başladık. Bu amaca matuf olmak üzere yaptığımız çalışma içerisinde özellikle daha önce merhum Turgut Özal Cumhurbaşkanımız zamanında yapılmış anıt ve çevresinde neler yapabileceğimizi aslında düşündük. Bu kapsamda orada bir milli park ilan edilmesinin gerektiğini, ki milli park bizim dönemimizde ilan edilmiştir. Daha sonra merhum Sultan Alparslan'ın makamının, müzesinin, camisinin, kısaca Selçuklu mezarlarının ihyası da dahil olmak üzere o bölgenin yeni baştan ele alınmasını, hatta savaş meydanlarında arkeolojik kazıların yapılarak da oradaki durumun tespit edilmesini, çıkabilecek eserlerin de yine müzelerde sergilenmesini, böylelikle bin yıllık kardeşliğimizi, bin yıllık beraber yürüyüşümüzü perçinleyecek ve bunu bugün ve yarın gençlerimize anlatacak, böylelikle de daha güçlü bir Türkiye inşa edecek bir yolculuğa açıkçası çıkmak istedik. Bu kapsamda da görüş ve düşüncelerimizi oluşturduk ve bu sırada da gerçekten adeta Okçular Vakfı öylesine sanki bizim bu bütün düşüncelerimizi biliyormuşçasına bizimle bir irtibat kurdular. Biz de bu düşüncelerimizi kendilerine geniş geniş anlattık. Hatta Okçular Vakfı bize dedi ki biz burada bir etkinlik yapacağız. Buradan efendim İstanbul'un fethine ok atacağız deyince kalabalıkları toplayıp toplayamayacağımı sorduklarında ben onlara dedim ki 15 bin kişi toplarım. Aslında birçok insanın pek inanmadığı, İnanmak istemediği bir durumdu bu. Ama hakikaten 15 bin kişinin üzerinde insan oraya geldi ve muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdik. Daha sonra bu projeye, yani bu anlattığımız kapsamdaki projeye Bilal Erdoğan Beyefendi sağ olsun sahip çıktı. Projeyi İçişleri Bakanımıza anlattık, Kültür Bakanımıza anlattık, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Ve daha sonra bugünkü geldiği noktalara doğru evrildi. Bu çorbada tabii dönemin valisi olarak tuzumuz olmasından memnun olduk. Ancak ilk törene biz katılamadık. İlk törene bütün hazırlıkları yaptıktan sonra bizden sonra gelen çok kıymetli valimiz katıldı. Hatta beni de özellikle davet ettiler. Dediler ki bu aşamaya gelmesinde sizin çok emeğiniz var. Ama bizim katılmamamız daha doğru olur diye düşündük ve yeni valimiz sağ olsun daha sonra da o hizmet etti. Şimdi tabii buradan şunu söylememiz gerekiyor. Biz dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibiyiz. Ve dahası son bin yıl bir bizim dışımızda bir tarih yazılamaz. Bunu ne Asya tarihini, ne Avrupa tarihini, ne İslam tarihini bizim dışımızda yazmak mümkün değil. Ve bugün de görülen o ki bizim dışımızda yeni baştan hakkı hukuka aykıracak, İslam'a ve Müslüman'a sahip çıkacak bir millette görünmüyor. Dolayısıyla Malazgirt'i bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Malazgirt yeni baştan bir diriliş, kıyam ve kucaklaşmanın aslında buluşmanın adresi olabilir. Çünkü Abbasi halifesinin bile 1071 Malazgirt zaferinden sonra hutbe irat ettirdiği bir zaferden bahsediyoruz. Dolayısıyla demek ki bu zafer
İslam'ın ve Müslüman'ın zaferi dediğimizde abartmış olmayız. Yıl 1071. Ağustos'un 26'sı. Günlerden Cuma. Malazgirt Ovası binlerce Türk askeri için kutsal bir topraktır artık. Onlara ebedi yurtlarının kapısını açacak sultanın arkasında saf tutup namaz kılmış, zafer için Allah'a dua etmişlerdir. Sultansa o an derin düşüncelere dalmış, namazdan sonra ettiği dua da aklına gelmiştir. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Sultan Alparslan kılıcını kınından çıkarıp havaya kaldırır. Gür sesiyle tarihe geçecek o ünlü konuşmasını yapar. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz. Selçuklu Devleti'nin sadık ve cesur askerleri, sultanlarına olan sonsuz sadakatlerini hep bir ağızdan haykırırlar. Sultan Alparslan, Allah için savaşa başlamadan önce sözlerine şöyle devam eder. Ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olsun. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Ve sultan korkusuzca atını ileriye, düşmanın kalbine doğru sürer. Zafer Sultan Alparslan ve Selçuklularındır. Bugün de aslında akan kan ve gözyaşına bakarsak, şu yakın tarihte 15 milyon yakın Müslümanın nasıl katledildiğini, nasıl işkencelere maruz bırakıldığını, nasıl can ve namus emniyetinin ortadan kaldırıldığını, evlerinden barklarından nasıl çıkarıldığını ve ne kadar eserimiz varsa, geçmişimiz varsa her birinin yaratılmış terör örgütleri aracılığıyla yok ettirildiğini gördüğümüzde, yeni baştan bir birleşmeye, yeni baştan bir kardeşliğe, yeni baştan bir inşaya ihtiyacımız olduğunu, ihyaya ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Malazgirt ruhuna o yüzden ihtiyacımız var. Bu birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuna yeniden ihtiyacımız var. Nitekim bazı kaynaklarda Malazgirt zaferi, yani savaşı sırasında 5 ila 10 bin Müslüman Kürt'ün Sultan Alparslan'ın, merhum Sultan Alparslan'ın ordusunda omuz omuza savaştığında yine kayıtlara düşmüşler. Buna mukabil Bizans ordusunda da Türk soyundan gelip Türk'le savaşanların olduğunda yine tarih kitaplarında bulmak mümkün. Demek ki kardeşliğin temel ölçüsü aynı yolun yolcusu olmaktır. Aynı kıbleye yönelmektir, aynı Allah'a inanmaktır. Dolayısıyla etnisiteden çok biz aynı davaya inanan insanlar olarak yolumuza devam etmek arzusu ve niyetindeyiz. Böyle olunca da kişinin Kürt mü, Arap mı olduğundan çok bizim gibi düşünüyor mu, doğru idealleri paylaşıyor mu, hakkı hukuku aykırıyor mu ve en önemlisi de Allah'ın emirlerini önceliyor mu diye bakmamız gerekir. Böyle baktığımızda yine Kur'an-ı Kerim tabiriyle bütün müminler kardeş olur. İşte biz de bu Malazgirt'ten bir kardeşlik iklimi çıkarmak istiyoruz. Nitekim benim Muş'la ilgili çok birçok yerde artık kullanılan bir sözüm var. Bunu da tekrar etmek istiyorum. Biz Muş dediğimiz zaman göklerinde merhum Sultan Alparslan'ın ve kutlu askerlerin ruhaniyetinin dolaştığı kadim şehir olarak tanımlıyorum ben Muş'u. Türkiye'nin Allah'ın koruması altında olduğu mübarek topraklar olarak nitelendiriyorum. Tabii bu mübarekliğin koruma altında olmanın en önemli sebebinin de biraz önce bahsettiğimiz doğruluk, dürüstlük, adalet, Allah'ın kelamını hakim kılma ve mazlumların, mağdurların gözyaşını silme ve onlara sahip çıkma, kısacası adil bir düzen kurma sevdasında olan millete bahşedilmiş bir koruma olarak da nitelendiriyorum. O yüzden özellikle ülkemizde yaşayan 84 milyonun, Türk milletinin nerede yaşarsa yaşasın,
akraba topluluklarının ve tüm Müslümanların aslında Malazgirt zaferinden çıkarabileceği çok fazla ders vardır. Nasıl Çanakkale'yi konuşuyorsak, yakın tarihimiz açısından çok kıymetli bir zafer olarak nitelendiriyorsak, Çanakkale zaferi özü itibariyle bir savunma savaşıdır. Ama Malazgirt zaferi nihayetinde bir var olma ve bir aslında ileri hamle yapmak için kazanılmış bir zaferdir. Dolayısıyla bir savunma savaşı, Malazgirt savaşı bir savunma savaşı değildir. Bu yöne de baktığımızda tabii Malazgirt'i ortaya çıkaran Ahlat ruhunda unutmamak gerekir. Dolayısıyla Malazgirt zaferini konuştuğumuz zaman hem Malazgirt'i hem Ahlat'ı konuşmamız gerekir. O günün süper gücü olan Bizans'ı yenebilecek bilimsel, teknolojik, askeri bir organizasyonun da kurulabildiğini görüyoruz. Bu anlamda özellikle Anadolu'nun İslamlaşmasında, büyük bir imparatorluk kurulmasında ve başta seyitler olmak üzere herkese ev sahipliği yapabilmiş Ahlat ruhunun da unutulmaması gerekir. Bu vesileyle Ahlat'ın da bir Kubbetül İslam şehir olduğunun da altını çizmek ve Anadolu'nun tapusunun da yine Ahlat'ta olduğunu unutmamamız gerekir. Çünkü bir yerde mezarınız yoksa orası size ait değildir. Bizim mezarlarımız Ahlat'tadır ve Anadolu'nun tapusu aslında Ahlat'tadır, Malazgirt'tedir. Dolayısıyla bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onların sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz. Daha da yaşayacağız inşallah kıyamete kadar. Tabii diğer taraftan da biliyorsunuz ordu valiliği yapmam meselesiyle yine aslında bilinenin aksine Türklerin Anadolu'ya, orduya çok önce geldiklerini, yerleştiklerini ve oradan da Giresun ve Trabzon'un aslında fethinin oradan geçtiğinde hepimiz biliyoruz artık. Dolayısıyla Hacer Emiroğlu Beyliği'nin oradaki hakimiyeti, mücadelesi ve orayla ilgili yaptıklarımızda ve şu anda yapılan çalışmalar da devam ediyor. Önümüzdeki süreçte inşallah çok daha iyi bir noktaya gidecek ki bunu sizlerle orada da kısa da olsa çalışma fırsatımız oldu. 1301 yılında Trabzon'un fethinden 160 yıl önce Ordu Mesudiye'de kurulan Hacı Emiroğulları Beyliği'nin tarihini anlamak ve anlatmak için Doğu Karadeniz'i vatan yapan Çepni Türklerinin ana vatanına gidiyoruz. Amuderya ve Sirideya boylarından Pamir dağlarını aşıp Horasan'ı geçerek Anadolu'ya göç ettiler. Türk İslam medeniyetini bölgeye getiren Oğuz Türklerinin Çepni boyunu çok iyi tanımak ve anlatmak gerekiyor. Kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisi Dede Korkut diyarındayız. Amuderya ve Sirideya nehirleri arasında kalan bölgeye Maveraün Nehir, Oğuz Eli denmekte. Oğuz Kağan destanına göre, Oğuzların 24 boyundan biri olan ve Oğuz Kağan'ın oğlu Gök Han'ın soyundan geldikleri kabul edilen Çepniler, ünlü dil bilginimiz Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'te belirttiği 22 Oğuz bölüğünden 21.'sidir. Kaşgarlı Mahmud, Çepnileri şöyle tanımlar. Çepniler bir Oğuz boyudur. Boyun genel özelliği asi, atılgan, cesur, mert ve savaşçı olmalarıdır. Çepni kelimesi düşmanla savaşan mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Hacı Emiroğulları Beyliği'nin kökleri. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakıp sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin bölgesinde Türk İslam medeniyetinin gelişip yayılmasında Oğuz Türklerinin Çepni boyunun çok önemli bir rolü vardır. Çepni Türkleri dendiğinde akla Anadolu'da kurulan ilk Türkmen beyliklerinden biri olan Danişmentliler gelir. Kurucusunun adıyla ünlenen Danişmentliler, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra kurulmuştur. Başkent önce Sivas, daha sonra Niksar olmuştur. Hakim olduğu coğrafya ise Sivas, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Gümüşhane'dir. Danişmentliler, 1178 yılında Anadolu Selçuklularla yaptıkları savaşta yenilip tarih sahnesinden çekilir.
Tıpkı Taceddin oğulları gibi danışmentlerin torunlarından olan Hacı Emir oğulları, 1301 yılında Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kurulmuştur. Bazı tarihi kaynaklarda beyliğin adı Bayramoğulları olarak da geçer. Bunun sebebi beyliğin kurucusunun Bayram Bey mi yoksa oğlu Hacı Emir İbrahim Bey mi tam olarak belirlenememesidir. Karadeniz'in incisi Ordu'ya da buradan selam, saygı ve hürmetlerimizi gönderelim. Çünkü gerçekten mükemmel bir şehir her yönüyle. Karadeniz'deki en güzel şehirlerden bir tanesi. Ve önümüzdeki 10 yılda Karadeniz'de en fazla gelişecek şehir olarak tanımlıyorum ben Ordu'yu. Önümüzdeki 10 yılda ciddi fark yaratacak bir şehir olarak karşımıza çıkacak. Tabii diğer taraftan 6 aydır Kocaeli'de çalışıyoruz. Kocaeli tabii bilim, sanayi ve teknoloji üssü olarak tanımlıyorum ben bu şehri. Sadece sanayi şehri tanımlaması bu şehir için çok eksik bir tanımlama olur. Bu şehir aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünyayla yarıştıran, rekabet ettiren bir şehir olarak da tanımlamamız gerekir. Kocaeli gibi şehirleri çıkardığımızda geriye çok fazla bir başarı hikayesi yazmamız mümkün değil. Çünkü bu şehir gerçekten orta ve yüksek teknoloji kullanan, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi kullanan ve Türkiye'ye lokomotiflik yapan bir şehir. Dolayısıyla neredeyse dış ticaret hacmimizin, Türkiye dış ticaret hacminin %20'si burada. O bakımdan da yetişmiş insan gücüyle, coğrafi konumuyla, ürettiği ürünlerle Türkiye'ye değer katan, Türkiye'yi dünyayla yarıştıran ve önümüzdeki açıkçası onlu yıllarda da yine belirleyici olan şehirlerden bir tanesi olacak. Şu anda sadece bu körfez biliyorsunuz 35 tane limana ev sahipliği yapıyor. Ve elleşleme sırası bakımından Türkiye'deki en fazla yük elleştiren liman burası. Avrupa'nın 7. büyük limanı olarak kabul ediyoruz. Şu anki verilere göre. Ki önümüzdeki süreçte bu sıralamanın hızla değişeceğini hepimiz artık biliyoruz. Çünkü Türkiye yükselen bir değer halinde. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir geçmişiyle barışıyor. Bağdaşıyor, uyumlaşıyor. Medeniyet değerlerini yeni baştan içselleştiriyor, keşfediyor ve medeniyet değerlerini öne çıkartıyor. Dolayısıyla tarihiyle, medeniyetiyle, inancıyla barışık ve onu yüceltmeye çalışan yeni bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bu bizatihi bir devrimdir. Aslında işgale uğramış toplumlar her ne kadar işgali ortadan kaldırsalar bile bunların etkilerini ortadan kaldırabilmeleri 100 yıl alır. Ve Türkiye aslında bu işgale uğramış olmanın getirdiği bütün olumsuzlukları da bugüne kadar yaşadı. Ama çok şükür ki artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kemal Karpat Hoca'nın rahmetlinin söylediği gibi geçmişiyle uyumlaşıyor. Osmanlı'yla bağdaşıyor. Selçuklu'yla artık bağdaşıyor. Dolayısıyla ezilmişliklerini bir tarafa bırakıyor. İşte Malazgirt ruhuna, Çanakkale ruhuna atıfta bulunmanın en önemli kısmı budur. Özgüven. Zaferler tabii milletlerin gururunu okşar ve sizi daha çok yüceltir. O yüzden çoğu milletin işte destanları vardır. Ama biz destanlardan çok, çünkü destanların bir kısmının ne kadar doğru olduğu malum şüphelidir. Ama bizim destanlara değil, gerçek zaferlerimizi ortaya koyarsak zaten yeteri kadar övünmenin ötesinde kendimize güven duymamızı sağlayacak yeteri kadar zaferimiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Ki en son işte şu Azerbaycan'daki biliyorsunuz kardeşlerimizin zaferi de yine bu bağlamda değerlendirilmesi gereken bir zafer olarak da yine ortaya çıkıyor. Bir şehir var denizin kucakladığı, Marmara Denizi'nin doğusunda yer alan, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan, dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur veren bir şehir. Anadolu'nun tüm renklerini gökkuşağı gibi bağrında taşıyan bir şehir. Kocaeli. Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. 81 ilde ilgili şehrimiz Sakarya, şehrimiz Kocaeli çok güzel bir çalışma yapmışlar. Ben de dersimiz Kocaeli diye şehrimizin önderleri, yetkililerinin mesajlarıyla gençlere yönelik bir Kocaeli'lilik bilinci, Kocaeli tarih şuuru, Kocaeli'lik bilinci diye
kitabı sizlere takdim edeyiz. Özellikle gençlere, öğrencilere, Kocaeli'yle ilgili ders verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii öncelikle sizi tebrik ediyorum. Şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi insanların içinde yaşadığı hem şehre hem topluma yabancılaşmasıdır aslında. İnsanlar farklı şehirleri, farklı ülkeleri merak ederken aslında kendi şehirlerini çok iyi bilmezler. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben yaklaşık 30 senedir Türkiye'yi geziyorum. Çoğu zaman orada yaşayanlara oranın değerleriyle ilgili soru sorduğumda bunların bir kısmının tam bilinmediğine şahit oluyorum. Oysa eğer biz bu çağda bir şehri pazarlayacaksak, bir ülkeye turist getireceksek ya da herhangi bir mal veya hizmeti satacaksak önce malımızın, değerimizin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Dolayısıyla bizim Kocaeli olarak da hedeflerimizden bir tanesi burayı aynı zamanda tarih ve turizm şehri olarak da tanımlamak istiyoruz. Yani hizmet sektöründe ciddi bir ivme kazanmak istiyoruz. Sanayi ve teknolojide zaten Türkiye'nin kalbiyiz, başkentiyiz. Türkiye'deki tüm yeniliklerin merkezi burası. Türkiye'de ne görüyorsanız, uçak motoru mu görüyorsunuz? Efendim başka bir yeni bir buluş mu? Bütün buluşların merkezi burası. Buradan Türkiye'ye yayılıyor. Ama bunlar yeter mi? Yetmez. İşte Nikomedia denen bir Nikomedia burası. Yani Bizans'ın, yani Doğu Roma'nın ilk başkenti burası. Bunu kaç kişi biliyor derseniz çoğu insanın bilmediğini söyleyebiliriz. Sadece o değil tabii. Yani birçok işte biliyorsunuz otaklar var biliyorsunuz. Buradaki mesela kılıçla hutbe okunan camimiz var. Orhan Camimiz var mesela. Orhan Camimizi daha fazla konuşacağız. Diğer camilerimiz biliyorsunuz şu anda restore ediyoruz. Dolayısıyla bütün bir değerlerimiz aslında sadece bize ait olan olmayan, geçmişten günümüze her ne varsa bunları tabii ki en güzel şekilde sunmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bu çalışma, yani birçok aslında tekrar şunu söyleyeyim, yani bu çalışmalar geç kalmış çalışmalar. Yani tebrik ediyoruz Milli Eğitim Bakanlığımızı, yetkililerimizi kutluyoruz. Ama yurt dışında eğitim gören bizler, bunların çok önce aslında şehirlerde yapıldığını görüyoruz. Ama tekrar söylüyorum, mesele tabii bunların konması değil, Milli Eğitim Teşkilatı'nın ilgili öğretmenlerimizin de buna ilgi göstermesi gerekiyor. Yani sizin bunu gündeme getirmiş olmanız açısından teşekkür ediyorum size. Görevimize de. Son olarak da değerli valim, milli mücadelemizin 100. yılı. Milli mücadelede çok önemli görev yapıyor Kocaeli ve Kocaeli Grup Komutanlığı kuruluyor. Afyon'da destanlar yazılıyor. Burayı önce İngilizler sonra Yunanlar işgal ediyor. Büyük mezalim yaşandı. Yahya Kaptan diye çok önemli bir kaptanımız var. Atatürk'ün irtibatına mazhar olup özellikle vasiyet ediyor anıtı yapın diye. Bu sene Yahya Kaptan'ın vefatının 100. yılı. Önümüzdeki yıl Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı. Önemli görevler yapıyor bu bölge. Milli Mücadele'de ve Kurtuluş Savaşı'nda. Bunun merkezi de Dilovası Tavşancıl beldesinde. Oraya da çok yakın ilgi gösterdiğinizi biliyoruz. Milli Mücadele'de Kocaeli birkaç cümle alabilirsek sevindim. Milli Mücadele başından sonra tabii bir milletin aslında işgale, esarete meydan okumasıdır. Bu büyük milletlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi esareti kabul etmemesidir. İşgali reddetmesidir. Bunun için her türlü fedakarlığı gösterebilmesidir. Mesela biz hiçbir zaman göç etmedik. Bir savaştan sonra bir yeri terk etmedik. Mesela Anadolu'da dikkat ederseniz Anadolu'da sabitiz. Evet geri çekildik ama tekrar geldik. Güçlendik tekrar geldik. Dolayısıyla biz millet olarak gerçekten bağımsızlığına aşık bir toplumuz. Şimdi milli mücadele deyince tabii bunun birçok cephesi var malum. Yani aslında şeyde başlayan işte 19 Mayıs 1919'da Samsun'la başlayan, sonra işte Amasya Genelgesi'nde devam eden rahmetli Atatürk'ün önderliğinde milletin bir diriliş ve kıyamı var aslında. Bunu engellemek için. O yüzden Kocaeli coğrafi konum itibariyle her zaman önemli olmuş bir yer. Kocaeli'nin ismi de kimden geldiğini biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla hem fethi itibariyle yani Osmanlı'dan fethi ve Osmanlı'daki icraatları bakımından da yani jeopolitik konumu itibariyle hem de Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü itibariyle çok kıymetli ve değerli bir şehir burası. İlk yazılı tarihi
M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde, daha sonra sırasıyla Frigler, Makedonlar, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlılar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent, 1924 yılında vilayet olur. Rahmetli Atatürk'ün gelip kaldığı biliyorsunuz. Yine şimdi Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış, hemen vali konağının da yanında olan biliyorsunuz bir yapı var. Dolayısıyla şimdi rahmetli Atatürk'ün orada gelip çalıştığı günler de biliyorsunuz söz konusu. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı açısından Kocaeli her zaman önemli bir yer olmuştur. Diğer taraftan tabii benim kendi memleketim olan tabii Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yerlerde benim doğup büyüdüğüm topraklarla tamamen içindedir. Yani benim köyüm dahil işgal edilmiştir. Sakarya kıyısı kenarındadır benim köyümde. Dolayısıyla doğduğumuz, büyüdüğümüz bütün bölgede bizim esasında Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alandır. Çünkü benim kendi doğduğum yerde Güngüzlü'dür. Sakarya zaten oradan geçir, Polatlı'yla sınır bir şekilde geçer. Hatta bu Acıkır denen şimdi bizim askeri birliklerimizin olduğu yerler vardır. Gözetleme yerlerinde tamamını gittim gezdim hatta. Yani tüm Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanları da gördük. O bakımdan hem doğduğumuz, büyüdüğümüz yer itibariyle Eskişehir işte muharebeleri ayrı ama Sakarya Meydan Muharebesi'nin fiilen yapıldığı yerde bizim kendi doğduğumuz, büyüdüğümüz alanlar. Şimdi buradan önemli olan şey şu, biz bir daha bu topraklarda düşman çizmesi görmek istemiyoruz. Bunun için de birbirimizi sevip saymamız ve çok çalışmamız gerekiyor. Yani geçmişten ders almamız gerekiyor. Geçmişten tarih zaten biraz ders almak için okunur. Yoksa tarih roman değildir. O bakımdan da yaşadıklarımızdan ders çıkartarak bir daha o günlerin geri gelmemesi için daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ne yapmamız gerektiğini aslında bugün sorgulamamız gerekiyor. Ben zaferlerin böyle kutlanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Yoksa atılan nutukların bize gururumuzu okşamaktan öte bir sonuç doğurmayacağını düşünüyorum. O yüzden de normal zamanlardaki organizasyon kapasitemizi artırmamız gerektiğini düşünüyorum. İster İnönü Muharebeleri, Eskişehir, biliyorsunuz Sakarya, arkasından başkumandanlık, yani denize dökülünceye kadar ki o sürecin tamamını yeni baştan bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Yani o koca Osmanlı ne oldu da biz bu noktaya geldik? Bunların hepsinin sorgulandığı, tartışıldığı, bir daha bu durumların yaşamaması için neler yapmamız gerektiğini sorgulamamız gereken bir dönem geçiriyoruz. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1914'ten sonraki en büyük kuşatmayla tekrar karşı karşıyadır. Belki en önemli kısmı da bu. O yüzden buraya bağladım bunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana göre son 100 yıldaki en büyük kuşatmayla karşı karşıyadır. Ve 1914'te hangi cephe varsa şu anda bütün cepheler aynıdır ve aktiftir. O yüzden bizim bir ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek, daha çok çalışarak yeni baştan bir acı ve üzüntüyle karşılaşmamak için neler yapacağımızı konuşmalıyız. O yüzden kısır çekişmelere geçirecek bir dakikamız dahi yoktur. Birlik ve beraberlik ve kardeşlik içerisinde yeni bir yol haritası belirlemek mecburiyetindeyiz. Bizi umutlandıran en önemli şey de Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 300 yıldaki en güçlü devlettir. Yani sevinebileceğimiz diğer kısmı da budur. 1914'teki devlet artık yok. Bu devlet son 300 yıldaki en güçlü Türk devletidir. Gerek silahlı gücü itibariyle, gerek ekonomik gücü itibariyle. Her yönüyle son 300 yıldaki en güçlü Türk devletidir. Bu yöne de baktığımız zaman daha umutlu geleceğe bakabiliriz. Tek şartla birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi muhafaza etmek koşuluyla. Keşfedilmeyi bekleyen Marka Kent Kocaeli'nin İzmit Saat Kulesi ve Şelalesini, Kasr-ı Hümayun'u, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni, Seka Parkı'nı, Mevlevi Evi'ni, Gebze'de Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'ni, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni, Eski Hisar Kalesi'ni, Kartepe Kayak Merkezi'ni görmeden, İzmit Körfezi sahillerini, Yuvacık Barajı ve çevresindeki doğal güzelliklerini,
Beşkayalar Tabiat Parkı'nı, Ballıkayalar Vadisi'ni, Kandıra'nın doğal plajlarını, trekking parkurlarını gezmeden, Kandıra yoğurdunu ve peynirini, Derince'de çene suyunu, İzmit pişmaniyesi, Yarımca kirazını tatmadan, Hereke ipek halısını, Kara Mürsel sepetini almadan dönmeyin. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar. Gıyasettin Bey gibi çok kıymetli arkadaşlarımız orada kale gibi durdular doğrusu. Bizden önce de, bizden sonra da öyle. Dolayısıyla devletine, milletine, medeniyetine sahip oradaki Muşlu kardeşlerimiz bizim için başta Gıyasettin Bey olmak üzere çok kıymetli insanlarla orada çalışma fırsatımız oldu. Nitekim 15 Temmuz'da neredeyse ya 10 binlere yakın insan sırf beni korumak için konağa geldi. Dolayısıyla o günleri unutmamız mümkün değil. Bu vesileyle Gıyasettin Bey şahsından Muşlulara ayrı bir muhabbetim olduğunu söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Malazgirt ruhu ve manevi iklimi o gün için Bizans, Roma, hakim güçler o tarihte 1000 yıl önce insanlara yaptıkları zulmü, zilleti, o Malazgirt ruhu ve manevi iklimi Türk milletinin ümmet bilinciyle nasıl ortadan kaldırıp o gün insanları rahatlatmışsa, bugün de gene valimizin değinmiş olduğu, gerçekten dört yanımızdan kuşatılmış bir durumda olduğumuzu da hissediyoruz. Ve beş daimi ülke tarafından o gün aynı Roma ve Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı zulümlerinin sanki tekrarı gibi bugünkü insanlığa yaşatmış oldukları zulmü, zilleti ve adaletsizliği gene Türk milletinin ümmet bilinciyle gerçekten o Malazgirt ruhu ve manevi iklimi yaşatıp o noktadan yola çıkarsa aleme bir adalet ve hakkı tecelli ettirebileceğimize inanıyoruz. Allah'ın izniyle bu çalışmalar ve bu organizasyonlar bu dediğimiz nokta için bir yani ummanda bir damla olabilirsek çok mutlu oluruz. Ve aynı bu minvalde yani Malazgirt ruhu ve manevi iklimi projesi dahilinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gelişmekte olan bu çalışmalar yeniden tekrar Kocaeli'nde Muşlular Derneği olarak Sayın Valimizden bu kendisinin orada temelini attığı bu ruha buradan destek vermesini ve buradaki Muşluları harekete geçirip bütün buradaki hemşerilerimizi ve Kocaeli'leri o Malazgirt ruhu ve manevi iklimine, Malazgirt insanına, Malazgirt'e sahip çıkmalarının organizasyonu yapmak üzere kendisinden emirler vermesini istirham ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz Sayın Valimize. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Kurtuluş Savaşı'na şehit ve gazilerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar meçhul asker değil, adını peygamberinden alan Mehmetçiklerdir. Onlar zaferler tarihimize altın harflerle geçen sayısız destanların unutulmaz kahramanlarıdır. Belde-i Tayyibe olan İstanbul'u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar oldular. Çanakkale'yi geçilmez kılarak Düvel-i Muazzama'yı dize getirdiler. Viyana'da başlayan çekilmeyi 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi ile durdurdular. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Afyonkarahisar'da "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emriyle düşmanı İzmir'de denize dökerek Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunu gerçekleştirdiler. Onlar için ne yapsak az. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.